Sayın Rektörüm, kıymetli gazilerimiz, üniversitemizin değerli personeli, saygıdeğer misafirler, bizleri canlı yayınlarımız vasıtasıyla takip eden değerli izleyicilerimiz. Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve 47. yılında Kıbrıs Barış Harekatı konulu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Namık Akın açılış konuşmaları, Kıbrıs Barış Harekatı konulu belgesel gösterimi, Kıbrıs gazilerimizin hatıraları, panel ve kapanış. Sayın Rektörüm, değerli konuklar, şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz anısına saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, şimdi programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Namık Ak hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Değerli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. 47. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nı konusunda uzman, değerli bilim adamlarının değerlendirmeleriyle dinleyeceğimiz programda kısaca derlediğim notlarla tarihsel süreç hakkında müsaadelerinizle açılış kabiliğinden birkaç kelam etmek istiyorum. 1571 yılında Sultan II. Selim'in emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilen Kıbrıs, yüzyıllar boyunca Türk hakimiyetinde kalmış güzide bir vatan toprağıdır. Kıbrıs, Venediklilerden alınınca Doğu Akdeniz ticaret yolları ile birlikte Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlanmıştır.
Anadolu'dan pek çok Türk ailesi de buraya yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'taki kesin hakimiyeti 1878'e kadar devam etmiştir. Bu tarihlerde gerçekleşen Osmanlı-Rus Harbi'ndeki yenilgi nedeniyle Kıbrıs İngilizlere kiralanmıştır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yıl ise İngiltere Kıbrıs'ı ilhak etmiştir. Yani kendine katmıştır. 1923'te Lozan Antlaşması'yla Türkiye adaların Türk İngiltere'ye ilhakını kabul etmiştir. 1925'te ise İngiltere Kıbrıs'ı kraliyet kolonisi haline getirmiştir. Yani sömürgesi haline. 1931 yılında Rumların Enosis yani Yunanistan ile birleşme isyanları başlamış ve 1950'de Makarios Kıbrıs Rumlarının lideri olmuştur. 1960'ta Kıbrıs'ta bir cumhuriyet kurulmuş, Türkler ve Rumlar ortak bir devletin çatısı altında toplanmıştır. Kıbrıs Anayasası hazırlanmış, Makarios Cumhurbaşkanı, Doktor Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuştur. Biliyorsun Kıbrıs'taki bu mücadelede ve oradaki bir nevi bizim Kuvayi Milliye Hareketimiz orada mücahitler olarak gündeme gelmiş ve bunun arka planda yine merhum Rauf Denktaş da Doktor Fazıl Küçük gibi Doktor efendim Rauf Denktaş'a bir Karamanlıdır. Bunu biliyorsunuz. Bu devletin varlığından rahatsız olan ve hakimiyeti adadaki Türklerle paylaşmak istemeyen Rumlar 1963'te tarihe kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiştir. Adada Rum tahriklerinin devam etmesi üzerine Türkiye 1964 ve 1967'de Kıbrıs'a müdahale için harekete geçmiş ancak Amerika'nın araya girmesi, dış dünyadan destek bulunamaması ve şartlara müsait olmaması gibi çeşitli nedenlerle bu harekat yapılamamıştır. Yani yapılamamıştır maalesef. 5 Temmuz 1974'te değerli hanımefendiler, beyefendiler, biz de o zaman zaten üniversite liseyi bitirmiş, Konya Erkek Lisesi'ni bitirmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kimya mühendisliği kazanmıştık. Yani birinci sınıf öğrencisiydik. Yunanistan'daki darbecilerin katkısıyla Makarios devrilerek Nikos Samson Cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı yeniden gündeme gelmiştir. Bunu önlemek için Türk ordusu ve Türk milletinin Arif, Asil, Aziz ve Necip Kahraman Türk milletinin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri havada, karada ve denizde hep beraber ve bir noktada deniz aşırı belki İstiklal Harbi'nden sonra ilk defa böyle bir taarruz yani barış harekatı çok güzel isim de çok güzel 20 Temmuz ve 14 Ağustos 1974 tarihlerinde 1. ve 2. Kıbrıs barış harekatlarını başlatmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bülent Ecevit'in başbakanlığında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başbakan yardımcısı ve devlet bakanlığı görevini yaptığı 37. hükümet ortaya koyduğu siyasi iradeyle Kıbrıs sorununun çözümünü sağlamış, adadaki Türklerin hak ve menfaatlerini koruma altına almıştır. O dönemi yaşayan bir efendim kardeşiniz olarak şunu ifade edeyim. Orada en güçlü olan şey bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yetişen bir dahi şey olan başbakan yardımcısı ama o dönemde Sayın Ecevit efendim Türkiye dışındaydı ve başbakanlığa vekalet eden de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan bunu ben de paylaşmam lazım. Efendim rahmetli ve çok kıymetli paşamız Genelkurmay Başkanımız Semih Sancar Paşa'yla görüşüyor ve diyor ki nasıl paşam diyor müsait miyiz yani harekat yapabilir miyiz durumumuz nedir Sayın Başbakanım diyor siz yeter ki talimatı verin biz hava kara ve deniz olarak hazırız diyor ve topluyor ondan sonra bir pilotları diyor toplayalım topluyor böyle diyelim salona bana diyor 8 ya da 10 kişi bir nevi kendini de feda edecek bombardıman edecek uçağıyla birlikte ilgili yerleri bombalayacak gözüpek kara şeyinde şehadete hazır yiğit istiyor pilot istiyor tamam mı?
Bütün millet toplanıyor. Böyle bir salonda diyelim. Diyor ki hoca, rahmetli o zaman başbakan vekili, efendim bana diyor 8, bilemediniz 10 pilot lazım diyor. Tamam. Bütün hepsi ayağa kalkıyor. Bütün herkes ben varım demek istiyor. Yani hepsi. 300 kişi ise 300 pilot. 500 ise 500 birden. Sonra daha sonra rahmetli Semih Paşa'mız, Sayın Başbakanım neden böyle yaptınız diyor. Şu anda diyor bu efendim Amerika'nın yani CIA'nın burada yerli işbirlikçileri vardı. Oraya haber gitti ve 6. filo Akdeniz sularına gelemeyecek diyor. Gördünüz mü dehayı? Belki bunu bazen ilk defa duyuyor. Evet. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti 15 Kasım 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Yine bunu bazı kardeşler ifade ettim. Bu da rahmetli Erbakan Hoca'nın fikridir. Yıllarca bunu söyledi. Allah rahmet eylesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız ve bir Karaman'ın evladı olan Rauf Denktaş Sayın Cumhurbaşkanımız da hocayla gayet mutabık hareket ederek bu cumhuriyeti ilan etmiştir. Bunlara biz şahidiz. Günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs meselesini yakından takip etmekte ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumada taviz vermemektedir. Başta da söylediğim gibi derlediğim notlarda 16. asırda başlayıp 21. asra kadar devam eden bu süreç değerli akademisyenlerimiz tarafından tafsilatlı bir şekilde burada doyurucu bir şekilde anlatılacaktır. Burayı teşrif eden başta bilim adamlarımıza ve sizlere saygılar sunuyorum. Efendim panelimizin ve değerli hatıralarla çok fevkalade müstefiz olacağınıza inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Namık Ak hocamıza teşekkür ediyorum. Sayın rektörüm, kıymetli misafirler, şimdi de Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan belgesel gösterimimizi sizlerle paylaşacağız. Sizleri belgesel gösterimimizde baş başa bırakıyoruz. Sayın rektörüm, değerli misafirler, kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi de Karaman Muharip Gaziler Derneği mensubu gazilerimizin Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını hep birlikte dinleyeceğiz.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik onuruna erişen Karaban Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Behiç Başgazimizi, Sayın Mustafa Kol Gazimizi, Sayın Mevlüt Sözmez Gazimizi, Sayın Ali Özcan Gazimizi ve Sayın Mehmet Dökmen Gazimizi sahneye davet ediyorum. Patron! Kalk! Esas duruş! Sayın Vekilerim, çok değerli öğretim görevlileri ve kıymetli misafirler. Behiç Baş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Kıbrıs Barış Harekatı töreni konuşma metni. Yunanistan tarafından desteklenen Rumlar 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a kanlı bir darbe gerçekleştirerek idareyi ele almışlar ve Kıbrıslı Türklerin de söz sahibi oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sona erdirmişlerdi. Bu darbeyle adanın Yunanistan'a bağlanmasının yolu açılmış, Yunan ve Rum darbenin bir amacı Kıbrıslı Türkleri tamamen yok etmek, diğer bir amacı da Türkiye'yi Ege Denizi ile birlikte Akdeniz'den kuşatarak tecrit etmekti. Bu darbe karşısında Türkiye, Kıbrıslı Türklerin can ve mal emniyetini korumak ülkemize yönelik olası Yunan tehdidini bertaraf etmek üzere Kıbrıs'a müdahale etme kararı almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 günü havadan denizden başarılı bir hareket icra ederek Kıbrıs'taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmıştır. Bu harekata Kıbrıs Türk'ü ve onun kahraman mücahitleri canları bahasına savaşarak Mehmetçiğe her türlü desteği vermiştir. Böylece adada barış ve istikrar yeniden sağlanmıştır. Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs adasının 1878 yılında İngilizlere terk edilmesinden 1974 yılına kadar geçen yaklaşık 100 yıllık bir zaman içerisinde gerek İngilizlerin gerekse Kıbrıslı Rumların her türlü zulmüne uğramış, cesaret altında yaşamıştır. Tüm bu eziyet ve zorbalıklara karşı Kıbrıs Türk'ü kimliğini, benliğini ve ana vatanına olan bağlılık ve inancının hiçbir zaman kaybetmemiştir. 1974 yılından itibaren Türkiye Kıbrıs sorununun çözümü için defalarca iyi niyetli ve özverili çabalar sarf etmiş, çözüm önerileri sunmuştur. Ancak Kıbrıs'ta Türk varlığına tahammül edemeyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ile bunlara sempatiyle yaklaşan Batı devletleri Kıbrıs sorununun çözümüne yanaşmamaktadır. Kıbrıs adasının etrafında geniş petrol doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Doğal kaynaklar nedeniyle Kıbrıs sorununa bölgesel olmaktan çıkıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Küresel ve emperyalist güçler dikkatlerini bu bölgeye kaydırmışlar ve Kıbrıs sorununun kendi çıkarları doğrultusunda çözülmesinden yana tavır sergilemektedirler. Kıbrıs adasının önemi düne göre daha artmıştır. Biz Kıbrıs gazileri olarak
kanla kazanılan toprakların masada verilmesine ve 1974 öncesine dönülmesine karşıyız. Şuna da çok eminiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte ilelebet sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşamaktadır. Kahraman Kıbrıs gazileri 47 sene önce atalarımıza layık olacak şekilde Kıbrıs'ta savaştınız. Türk devletinin ve milletinin iradesini, kararlılığını ve haklılığını düşmana kabul ettirdiniz. Sizler aziz vatanımıza savaş meydanlarında hizmet ederek gazi olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri gösterdiğiniz kahramanlık ve cesaretinizden dolayı kutluyorum. Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda destan yaratan Türk ordusu bugün de iç ve dış terör örgütlerine, vatan hainlerine karşı her zaman muzaffer olmuştur. Türk ordusu ve onun kahraman askerleri Cumhuriyet tarihi boyunca kendilerine verilen her görevi üstün başarı ve özverili cesaretiyle yerine getirmiştir. Türk ordusu, Türk milletinin özü, Türk millet cumhuriyetinin teminatıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan 498 arkadaşımızı, 70 Kıbrıslı mücahidi, 270 Kıbrıs Türk'ünü ve aramızdan ayrılan Kıbrıs gazilerini Türkiye Muharip Gazilerine adına rahmet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. Kıbrıslı Türklere de yaşamlarına sağlık ve mutluluklar ve başarılar diliyorum. Saygılarımla. Konuşmamı burada bitirmiş oluyorum. Başkanım, gazilerimizden anlarını anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Kıymetli misafirler, Kahraman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Behiç Başgazimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve diğer gazilerimiz de aramızda oldukları için, bizi bugün de yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi Kahraman Muharip Gaziler Derneği mensubu gazilerimiz adına dernek başkanı Sayın Behiç Baş'a onurluk takdimi yapılacak. Kendisine onurlu takdimini yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Namık Ak hocamızın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Abi şu kamerayı ver şunu. O da verecek. Sayın Rektörüm, değerli misafirler, kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı konulu panelimize geçiyoruz. Öncesinde gazilerimize tekrar teşekkür ediyoruz ve kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Öncelikle panelimizin oturum yönlendiricilerini yapacak olan Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Alaaddin Uca hocamızı sahneye davet ediyorum. Ardından panelimizin konuşmacıları, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Erol Yüksel ile Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Çakır hocalarımızı sahneye davet ediyorum.
Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Gazilerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Panelimize başlamadan önce hepinize hoş geldin diyoruz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu arada üzgünüz, üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin muhtelif yerlerinde malum yangınlarla mücadele ediyoruz. Bu arada sabotaj iddiaları, kasıt iddiaları gündeme getiriliyor. Ve dolayısıyla bu iddiaların muhataplarını da huzurlarınızda esefle kınıyoruz. Bu açıklamadan sonra şunu da ifade etmek istiyorum. Kıbrıs malum Türkiye'nin milli davası ve bu konuda, Kıbrıs konusunda üniversitemizde şu anda bir ilk gerçekleşiyor. Yani kuruluştan şimdiye kadar ilk defa Kıbrıs meselesi üniversitemizde bilimsel bir etkinlikle ele alınıyor. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde elbette ki Sayın Rektörümüzün çok kıymetli katkıları, talimatları söz konusuydu. Huzurlarınızda kendisine teşekkürlerimizi arz ediyorum. Efendim, Kıbrıs dedik Türkiye'nin milli davası ve yine Sayın Rektörümüzün de ifade ettikleri gibi asırlardan beri bir güzide Türk vatanı. Dolayısıyla bu coğrafyada bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmışız ve bu sorun hala devam ediyor. Panelimizin ilk bölümünde doçent doktor Erol Yüksel hocamız bu Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar Kıbrıs sorununun tarihi gelişimini bizlere ifade etmeye çalışacaklar. Hocam buyurun. Sayın Rektörüm, kıymetli hazırım. Bugün burada Alaaddin Hocam'ın da belirttiği üzere Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili bilimsel çerçevede harekatın neden, niçin zorunlu hale geldiği ile ilgili ben daha çok bunun üzerinde duracağım. Yani başlangıçtaki özellikle Osmanlı Devleti döneminden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ki gelişmeleri tarihsel çerçevede ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi tabii burada bir özellikle meselelerin, sorunun somut örneklerini göstermek amacıyla yani bir sunu aracılığıyla devam ettireceğiz. Şimdi Kıbrıs malum Doğu Akdeniz'de bulunan ve Doğu Akdeniz'in en büyük adası konumundadır coğrafi olarak ve Anadolu'ya görüntüsüne de bakıldığında Anadolu'ya en yakın konumdadır diyebiliriz. Şimdi Kıbrıs Akdeniz içerisinde de üçüncü büyük ada Sicilya ve Sardunya'dan sonra konumundadır. Türkiye'ye de 71 kilometre uzaklıktadır. Burada adanın jeopolitik önemi ve jeopolitik konumuyla ilgili özellikle yani Anadolu anakarasına yakınlığı ve özellikle de Anadolu'daki tarihi gelişime paralel bir şekilde Kıbrıs'ta insanoğlunun tarihi gelişime bakıldığında Anadolu'ya aidiyeti de daha da önemli hale gelecektir. Diğer taraftan Arap coğrafyası veya günümüzdeki modern ifadesiyle Orta Doğu'ya hakimiyeti düşünüldüğünde gerek deniz ve hava hakimiyeti anlamında adanın stratejik önemini bir kat daha artırmaktadır. Tabii özellikle 1869 yılında açılmış olan Süveyş Kanalı'nın da Doğu Akdeniz'deki ticari önemi bir kat daha artırması adanın bu stratejik önemine özellikle ekonomik çerçevede büyük katkı sunduğu söylenebilir. Bugün günümüzde gazilerimizin özellikle bu tarihi olayı yaşayan ve hakikaten milletimizin minnettar olduğu gazilerimizin de önemli katkılarıyla bugün Kıbrıs'ta iki toplumlu iki devlet bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti şeklinde.
Tabii bunun yanında İngiliz üsleri de hali hazırda devam etmektedir. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Anadolu ile paralellik gösterir aslında Kıbrıs'taki tarihi süreç. Bu süreçte Mısır, Hitit, Akkad, Dor, Asur, Roma, Bizans, Memlük gibi egemenlikler yani hakimiyetler görmüştür. Son olarak da Osmanlı hakimiyetine geçmeden de Venediklilerin kontrolündeydi. Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti için fethi önemlidir. Burada iki hususu yani adanın fethiyle ilgili özellikle iki gelişme zaruri hale getirecektir. Bunlardan birisi 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Mısır'ı hakimiyeti altına alması. Diğeri de 1522'de Rodos'un Osmanlı topraklarına katılmasıyla bir bakıma ada Osmanlı hakimiyete girmesi zaruri bir durumdadır. 1570'lere gelindiğinde özellikle dönemin sadrazamı Sokul Mehmet Paşa ile Lala Mustafa Paşa arasında temkinlidir çünkü Sokul Mehmet Paşa adanın Osmanlı hakimiyetine geçmesinden. Çünkü bir Haçlı saldırısından endişe etmektedir. Nitekim Lala Mustafa Paşa gayretleriyle ve uzun süren ve yaklaşık 50 bin şehidin verildiği bir harekat neticesinde 1571'de Kıbrıs adası fethedilmiştir. Nitekim hemen arkasından da İnebahtı'da Osmanlı donanması Haçlılar tarafından yakılacaktır. Osmanlı yönetimine geçtikten sonra Osmanlı Devleti burada Beylerbeylik tesis edecektir. Tabii bu özellikle Kıbrıs'ın gelirleri bu Beylerbeyliği finanse edecek durumda olmadığı için de hemen yakınında bulunan Anadolu'daki Alayye, İçel, Halep, Tarsus, Sis ve Şam Beylerbeyliğinden belli sancakları alıp bu şekilde bir yönetim tesis edecektir. Ve bu belli oranda devam edecek. Tabii bu Beylerbeylik şeklinde özellikle adanın Osmanlı Devleti'nden çıkışına kadar sürmeyecek. Sonraki süreçte özellikle 1670 yılında da Kıbrıs Beylerbeyliği lağvedilecek. Bundan sonra ada Cezayir-i Bahri Sefit Eyaleti yani özellikle Adalar Denizi'ndeki ve Akdeniz'deki adalardan oluşan bir eyalet şeklinde, eyalete bağlı bir şekilde devam edecek. Sonrasında muhasıllar oluşacak. İşte az önceki söylediklerimin haritada gördüğümüz üzere 1572'de Kıbrıs Beylerbeyliği bu şekilde oluşmaktaydı. Daha sonra 1573'te Trablusşam ayrılacaktır ve ileriki dönemlerde de sadece Kıbrıs olarak Kıbrıs Beylerbeyliği olarak devam edecektir. Şimdi bu yönetimle ilgili bir müddet sonra buranın toprakları has olarak sadrazama daha sonraki dönemlerde kaptan paşalara verilecektir. Yine ilerleyen aşamalarda da muhasıllar tarafından yönetilecek ve Tanzimat döneminde de bir mutasarrıflık olarak Kıbrıs 1878'e kadar yönetilecektir. Kıbrıs'ın nüfusuna bakıldığında başlangıçta 150 bin yerli nüfusun olduğu ve 30 bin Osmanlı askeriyle birlikte 180 bin kişiden oluşan bir nüfusu bulunmakta. Tabii bu nüfus özellikle orada Osmanlı hakimiyetini için yeterli olmadığı için yakın sancaklardan Anadolu'nun karşısında olan yakın sancaklardan Karaman, İçel, Bozok, Alayye, Teke, Manavgat gibi yerlerden sürgünler aracılığıyla buradaki sürgün tabii ki bir zorunlu iskan şeklinde değerlendirilmeli. Ve bir takım burada yani avantajlar da sunuluyor. Örneğin 2 yıl vergiden muaf tutulması gibi avantajlarla buradan adaya iskanlar yapılması planlanıyor. Fakat Anadolu'da bu iskanlara özellikle yani çok şey görmeyecektir, cazip gelmeyecektir. Anadolu'dan beklenilen nüfus Kıbrıs'a gitmeyecektir. Şimdi bakıldığında 1569'dan 1878'e kadar adadaki gayrimüslim ve Müslüman nüfusu giderek Müslüman nüfusunun aşağı yukarı sabit olduğu görülecektir. Evet, şimdi 1878 Kıbrıs için önemli bir tarihtir. Bu tarih
doğrudan Kıbrıs'la ilişkili değildir ama Kıbrıs'ın yani bir anlamda yönetimsel anlamda önemli bir değişimi olacaktır. Bu da Kıbrıs'ın zaten başlangıçta jeopolitik konumundan bahsetmiştik ve 1869'da Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte İngiltere için önemli bir ekonomik veya önemli bir üs haline gelecektir. Böyle olduğu için de bu dönemde 1878'de veya daha doğrusu 19. yüzyılın genelinde bir Rus tehdidi Akdeniz için söz konusu olduğu için İngilizlerin Kıbrıs'a verdiği önem bir kat artmaktaydı. Özellikle Viyana 1815 Viyana düzeninden sonra Osmanlı toprak düzenini İngiltere 19. yüzyıl boyunca devam ettirecektir. Fakat 1878'e yani 93 harbinin yaşandığı dönemde bir politika değişikliği olacak. İşte bu da 3. Victoria'nın 1870'lerde büyük inziva dönemine girmesiyle birlikte artık Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma özellikle Ruslara karşı politikasından İngiltere vazgeçecek ve bundan sonra Osmanlı topraklarına karşı saldırgan bir politika takip etmeye başlayacaktır. Tabi burada 93 Harbi'nin ortaya koymuş olduğu Osmanlı Devleti'ne menfi durum bir bakıma durumu değiştirecektir. Ne olacaktır? Ayastefanos Antlaşması'yla Ruslar Kars, Ardahan, Batum'u da alıp Doğu Anadolu'yu ve Anadolu'nun diğer birçok noktasını tehdit eder hale gelecektir. Tabi bu durum İngiltere'nin politikasına da yansıyacak ve Kıbrıs için artık İngiltere hakimiyetine gelmesi meselesi tartışılmaya başlayacak. Burada Dışişleri Bakanı Lord Derby'nin ada politik ve barışçı yollarla ele geçirilmelidir tezine Lord Salisbury'nin Kıbrıs işgal yoluyla İngiltere'ye mal edilebilir görüşü üzerinde tartışılacak ve neticede bir müddet sonra Lord Salisbury hükümetinin de kurulması ve neticesinde Osmanlı Devleti'ne 48 saatlik bir ultimatum verilecek. 23 Mayıs 1878'de İngiltere'ye adanın verilmesiyle ilgili. Tabi aksi takdirde dostluğun sona ereceği, Osmanlı topraklarının paylaşılacağı gibi tehditler söz konusudur. Tabi bu tehditleri İngiltere bu dönemde Rusların Yeşilköy'e kadar gelmiş olması ve doğuda da 93 Harbi sonrasında ortaya çıkan manzara İngilizleri cesaretlendirmiştir. Osmanlı devlet adamları özellikle Sadık Paşa, padişahın da arzusu bu merkezdedir diyerek muhalifleri ikna etmeye çalışacaklardır. 25 Mayıs 1878'de 2. Abdülhamit'te, Sultan 2. Abdülhamit'te bu görüşmelere izin verilecek ve bu görüşmeler 4 Haziran 1878 tarihinde İstanbul'da imzalanan bir sözleşmeye dönecektir. Şimdi bu sözleşme bir anlamda adanın İngiltere'ye devri sözleşmesidir ve burada Kars, Ardahan, Batum'da Rus hakimiyetinin devam etmesiyle bir anlamda paralellik ve Rus tehdidini az önce de söylediğimiz gibi ortadan kaldırmayla ilgilidir. Yine Osmanlı Devleti bu sözleşmeyle Doğu Anadolu'da bir takım ıslahatlar yapmayı kabul edecekti. Osmanlı Devleti İngiltere'nin yine bu yükümlülükleri yerine getirebilmesi için de Kıbrıs'ı İngiltere'ye tahsis edecek ve İngilizlerin buraya asker çıkararak yönetmesine izin verecekti. Tabii bu Ayastefanos büyük devletler tarafından kabul görmeyecek. Hemen arkasında bir Berlin konferansı süreci görülecektir. Bu konferans sürecinde de özellikle yani İngiltere'ye aslında bu sözleşmeyle adanın sadece kullanım hakkı verilmişti. Yani Sultan Abdülhamit Han'ın burada özellikle girişimiyle burada yani hukuk-ı şahanem asla halal gelmemek şartıyla mukaddime muahedenameyi tasdik ederim düşüncesiyle Berlin'de ve Berlin'den sonra değişecek durum ve 1 Temmuz 1878'de bir ilave olacaktır bu 4 Haziran 1878 tarihli antlaşmaya. Yani bir bakıma geçici olarak yine adanın devri söz konusudur ama özellikle ekonomik bir takım Osmanlı Devleti'ne örneğin 22.936 kese altın ödemesi İngiltere'nin. Bunun dışında Osmanlı Devleti Kıbrıs'taki miri arazileriyle sultana ait emlak-ı hümayeni satabilmesi gibi bir takım haklarla
Neticesinde ada geçici olarak İngiltere'ye devredilecektir. Tabii bu sözleşme ve ek protokol 1 Temmuz 1878'de Abdülhamit tarafından imzalanacak ve yürürlüğe girecektir. Ve böylece Kıbrıs, burası önemli, savaşmadan verilen ilk Osmanlı toprağı olacaktır. Osmanlı yönetiminden çıkan ilk Osmanlı toprağı olacaktır. Tabii unutulmaması gereken bir başka husus da bu antlaşmalar ile İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin bütünü üzerinde üstün bir himaye ve himaye kurma ve nüfuz elde etme hakkına kavuşmuş olmasıdır. Bundan sonraki süreçte de özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu durumun yansımaları net bir şekilde görülecektir. Meşrutiyetten sonra diyelim. Şimdi İngiliz askerlerinin Larnaka'da karaya çıkışlarını mavi ceketler olarak görülüyor. Yine Kıbrıs'ın İngiltere'ye devri töreninden bir görünüm. İngiliz bayrağının Baf kapısına çekilirken ki bu durumu. İngiltere adada yönetimi yüksek komiserlik şeklinde yönetecektir ve bir yüksek komiser atayacaktır. Tabi henüz sömürge toprağı olmadığı için de buraya bir vali atamayacak. Daha sonra bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bir Kıbrıs seksiyonu kurulacaktır. Fakat daha sonra bu seksiyon kaldırılarak adanın yönetimi diğer sömürgeler gibi Sömürgeler Bakanlığı'na bağlanacaktır. Burada bir geçici bir anayasa oluşturulacak ve buna da yüksek komisere bağlanacaktır. Burada özellikle Kavanin Meclisi ve Yürütme Meclisi gibi yani Kavamin Meclisi Kıbrıs Kıbrıs'ın yönetim meclisi olarak diyebiliriz. Yürütme Meclisi de bir bakıma danışma meclisi olarak idare edilecektir. İngiltere burada vergilerde her türlü ayrımcılık ve muafiyeti kaldırarak halk, din, ırk ve sınıfsal farklılıklar gözetmeksizin eşit şekilde vergilerde vergilendirmeye çalışılacaktır. Yine bu dönemde iltizam sistemi kaldırılacak. Bir bakıma burada vergileri kontrolünü İngiltere sağlamaya çalışacaktır. Burası önemli, şundan dolayı önemli. Daha önceki dönemde özellikle Kıbrıs'taki kilise yani gelir kaybına uğrayacaktır. Bu da ileriki dönemde kilisenin enosis kaygıları doğrultusunda faaliyet yürütmesine devam edecektir. Şimdi bu durum 1878'de ortaya çıkan tablo 1914 yılına kadar devam edecektir. Osmanlı Devleti'nin savaşa Bir Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin karşısında girmesinden sonra 5 Kasım 1914'te Kıbrıs'ı İngiltere resmen ilhak ettiğini duyuracaktır. Ve bu durumda Lozan Barış Antlaşması'na kadar milli mücadeleden sonra devam edecek. Lozan Barış Antlaşması'nın 21. maddesine göre Kıbrıs Türkleri ya Türk uyruğundan çıkarak İngiliz vatandaşlığına geçecek ya da 2 yıl içinde Türkiye'ye göç edeceklerdir. Madde bu şekildedir ve İngiltere'nin buradaki hakimiyetini tanımıştır yeni Türk devleti. Ancak Enosisçi Rumlara karşı Türkleri adada bir denge unsuru olarak gören İngilizler bu göçü pek teşvik etmeyeceklerdir. Zaten adadan da sınırlı sayıda bir göç söz konusu olacaktır. Lozan'dan sonra 10 Mart 1925'te Taç Kolonisi ilan edilecektir Kıbrıs ve bir vali atanacaktır. Dolayısıyla tamamen bir sömürge yönetimi anlayışı çerçevesinde gelişecek ve yine yönetim yapılarında da bir takım değişikliklere gidilecektir. Şimdi özellikle Kavanin Meclisi'nde Türkler bu dönemde anahtar bir rol oynayacaklar. Türkler daha çok burada ekonomik hususlarda Rumlarla ittifak yapacaklar. Fakat Enosis gibi siyasi konularda ise Rumlardan ayrılacaklardır. İngiliz üyelerle işbirliği yapacaklar. Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra tabii adadaki Türkler özellikle efkafçılar ve halkçılar gibi bir bölünme olacak. Bu da adadaki Türkler içerisindeki dengeyi bozacaktır. 1931 yılına kadar Türkleri Enosisçi Rumlara karşı bir denge unsuru olarak İngilizler görmelerine rağmen yani
İngiltere'nin yönetiminde adada Türklerin nüfusunda oransal bir düşüş gözlemlenmekte. Bakıldığında 1881'de nüfusun geneline göre %24'ünü oluşturan Türkler yani giderek azalacak. Örneğin 1946'da bu oran %17'lere kadar düşecektir. Dolayısıyla bir azalma söz konusu olacaktır. Evet. 20. yüzyılın başında İngiltere yönetimindeki... Süremiz biraz daralıyor. Peki Kıbrıs'ta sorunun başlangıcı nasıl ortaya çıkacaktır? Şimdi 1821 isyanı özellikle Kıbrıs'a yansımasından sonra bir Enosis manifestosu yayınlanacaktır Roma'da. Dolayısıyla 1821 isyanı bu çerçevede önemlidir. 1931 isyanında bir bakıma İngiltere'nin özellikle Kıbrıs Rumlar üzerindeki ve Kıbrıs'taki ek vergiler ortaya koymaları Kıbrıs Rumların ayaklanmalarına neden olacak ve birçok önemli kargaşa ortaya çıkacaktır. Yani Limassol'da Enosis, Enosis diye sloganlar atacaktır. Vali konağına yürüyeceklerdir Rumlar. Burada özellikle 70 kadar köy yakılıp yıkılacak. 7 kişi ölecek, 67 kişi yaralanacak. Oldukça büyük, önemli bir ayaklanma olacaktır. Tabii bu özellikle Enosis doğrultusunda Rumların attıkları adada önemli adımlardan unutulmaması gerekenlerden birisidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabi özellikle Rumlar adada bu Enosis doğrultusundaki düşüncelerini temellendirebilmek için örgütler kuracaklar. Burada tabi zamanımız da çok şey olmadığı için çok fazla detaylara girmeyeceğim. Fakat burada AKEL'den yani Emekçi Halkın İlerici Partisi'ni bilmemiz gerekmekte. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Rusya'nın da etkisiyle komünist partilerin hareketleri söz konusu. Tabii burada Makaryos'u muhakkak bilinmesi gerekiyor ve Makaryos 1949 yılında başpiskopos seçildikten sonra Enosis doğrultusundaki faaliyetler artacaktır. Yine burada Grivas'ın faaliyetleri önemlidir. Burada 1950'lere gelindiğinde muhakkak EOKA'nın bilinmesi gerekecektir. EOKA nedir? EOKA Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü Albay Georgios Grivas tarafından kurulacaktır. Yunan subaylarından bizzat adaya bunun için gönderilen 1955'te İngilizlere adadan atmak için kurulacaktır bu ve 1955-58 döneminde yani sorunun ilk ortaya çıktığı dönemde EOK eylemleri artacaktır. Bizzat Makaryos EOK'cılarla birlikte hareket edecektir. Şimdi bu tabi belli aralıklarla 1974'e kadar faaliyetlerini yürütecektir. Buna karşın Türklerin de kurduğu teşkilatlar var. Bunlardan 1941 yılından sonra Türklerin ilk kurduğu parti Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu Avukat Fadıl Korkut tarafından kurulacaktır. Yine Enosis'e karşı adada statükoyu korumak doğrultusunda faaliyetler şey yapacak. Yine Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi Doktor Fazıl Küçük tarafından kurulan başka bir parti ki Doktor Fazıl Küçük de Kıbrıs mücadelesinde önemli bir rol üstlenecektir. Daha sonra bu partiler birleşecek. Kıbrıs Türkleri Milli Birlik Partisi adını alacaktır ve lideri de Faiz Kaymak olacaktır. Yine 1955'ten sonra özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun da etkisiyle Kıbrıs Türktür Partisi kurulacak. Partiler bu şekildeyken yine Volkan adlı bir direniş örgütü kurulacak ve bu örgüt kısa bir süre sonra da Kıbrıs mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı'na bırakacaktır. İşte bütün bu teşkilatlarla Türkler adada Enosisçi faaliyetlere ve yapılanmalara karşı mücadele edecektir. Yine basın ayağında da yine sayacağımız İstiklal Gazetesi özellikle 1950 Yunan bayrağının Kıbrıs'ta dalgalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz şeklinde yürüteceklerdir. Peki sorun nasıl uluslararası bir hale geldi? Burada 1950 yılındaki bir Enosis referandumunun bilinmesi gerekmekte. Bu İngilizlere rağmen yapılan bir referandumdur ve Rumların
adadaki Rumların %96'sı buna evet diyeceklerdir. Uluslararası sorun hale gelmesi 16 Ağustos 1954 tarihinde Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'e müracaatıyla bir sorun haline gelecek ve Birleşmiş Milletler de zaten 17 Aralık 1954'te bunu reddedecektir. Tabii bundan sonra Türk dış politikasında artık burası önemli, yani gündem olmaya başlayacaktır. Zira 1953'te Fuat Köprülü Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur gibi bir talihsiz açıklama yapacaktır. Dolayısıyla bundan sonra Türk dış politikasında önemli bir yer olacaktır. Şimdi başlangıçta Türkiye adada statükonun devamını savunacaktır. Fakat 1955'te İngiltere'nin özellikle Londra konferansındaki durumundan sonra adaya muhtariyet verilmesi meselesinden sonra Türkiye'de adayla ilgili politikasını değiştirecek. Tabii burada Yunanistan başlangıçta self-determinasyon yani adanın kendi geleceğine karar vermesi politikasında devam edecektir. Burada Kıbrıs meselesiyle ilgili bilinmesi gereken 6-7 Eylül olayları, bu Kıbrıs meselesinin Türk kamuoyunda da son derece önemli bir hal aldığı bir dönemde Türkiye'de Express gazetesinde Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi Yunanlar bombaladılar diye bir iri puntolu bir haberin üzerine önce İstanbul'da, arkasından İzmir ve Ankara'da olaylar ortaya çıkacaktır. Bu olaylar hakikaten o dönemde Türk kamuoyunun Kıbrıs meselesine karşı ne kadar duyarlı olduğunun da göstergesi ve birçok iş yeri ve şey yağmalanacak. Henüz yani tarihi kayıtlarda bu olayın nasıl, niçin ve nedenleriyle ilgili henüz şeyler yok ama birçok iddialar bulunmaktadır. Kısaca bunlardan değinebiliriz. Bakın Celal Bayar özellikle göstericileri dönemin Cumhurbaşkanı sakinleştirmeye çalışmakta şeklinde. Yani 6-7 Eylül olayları son derece bu süreçte önemlidir. Şimdi statükodan ya Taksim ya İstiklal Ölüme Türk dış politikasında değişim. Az önce söylediğimiz gibi 1955'ten sonra özellikle İngiltere'nin muhtariyet, adaya muhtariyet verilmesi tezine karşı Türk dış politikasında da değişiklik olacaktır. Burada Türkiye için eğer İngiltere adadan çekilecekse adanın gerçek sahibi ve eski sahibi Türkiye'ye iade edilmeliydi düşüncesinden hareketle. Ya Taksim ya ölüm şeklinde artık Türk dış politikası gerçekleşecek ve 1955-58 döneminde son derece yoğun bir Kıbrıs'ta olayların geliştiği, özellikle Nusçı faaliyetlerin yoğun olduğu bir dönem olacak. Bunun sonucunda 1959 Zürih Antlaşması ve bunu müteakip Şubat 1959'da Londra Antlaşması'yla artık Kıbrıs Devleti adada yani Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti 16 Ağustos 1960'ta kurulacak ve Cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk olacaktır. Üçü Türk, 10 kişilik bir bakanlar kurulu kurulacaktır. 50 üyeli temsilciler meclisinin %30'u Türk olacaktır şeklinde. Adaya yine Yunanistan'ın 950 asker, Türkiye'nin 650 askeri gönderilecektir ve ilk Türk kabine üyeleri şeydi ve Türk askerinin de Magosa'da 1960'da adaya girişi olacak. Şimdi bundan sonra tabii Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Rumlar için enosis düşüncesi bitmiş değildir ve devam edecek. Özellikle 1963 sonlarında Kanlı Noel diye bilinen ve hakikaten çocuk yaşlı şey demeden enosisçi Rumların hedefi olan ve Türklere karşı açık bir tekhiş politikası uygulanan olaylar ortaya çıkacak. Bunların detaylarını da çok girmeyeceğim. Tabii burada bu dönemde özellikle enosis yürüyüşleri, enosis faaliyetleri yoğundur. Bu dönemde tabii bu Kanlı Noel olaylarında Akritas planı da önemli. Burada bu şeyin yani enosis düşüncesinin o dönemdeki bir anlamda beyin takımı olacak Yorgakis, Klarides ileride Kıbrıs meselesinde de önemli isimler olacaktır bunlar. Papadopoulos bir plan hazırlayacaklar. Bu plana göre bir bakıma Kıbrıs'ı Rumların tamamen kontrolü, tek taraflı kontrolü söz konusu olacak ve bunların da
siyasi ve bir takım askeri ayakları olacaktır. Bu dönemde adada kırmızıyla gösterilen alan Kıbrıs Türklerinin yoğun olarak yaşadığı alanlardır. Ve bu Kanlı Noel olayı gerçekleşecek. Yani özellikle 23 Aralık'ta ve 24 Aralık'ta Türklere karşı büyük haksızlıklar yapılacaktır. Kimi kaynaklarda 64, kimi kaynaklarda 100'ü bulacaktır bu şeyler. Ve bu Akritas planının başlangıcıydı. Yani çocuklar dahil özellikle Nihat İlhan'ın eşi ve çocukları bu Kanlı Noel'in sembol isimleri durumundadır. Şimdi hocam bitiriyorum. Özellikle bakın Osmanlı döneminden kalma eserlerin bu Kanlı Noel olaylarında tahrip edilmesi ve zarar görülmesi bir bakıma adadaki Rumların yürütmüş olduğu tetiş politikasının önemli dikkat edilmesi gereken taraflarından birisidir. Evet, yani bu dönemdeki Türkler özellikle bu baskılar karşısında mülteci kamplarında yaşamak durumunda kalacaklardır. Şimdi bundan sonra şunu da bilmemiz gerekiyor. 1964 Ağustos'unda Türk jetlerinin özellikle bu 1963 sonu olayları ve 1964 yılı başlarındaki olaylara Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs semalarında uçması ve müdahale etmesiyle bu 1964 yılı olayları neredeyse sonlanacaktır. Burada tabii Türkiye'nin kararlılığı ve İskenderun Limanı'ndaki şeyi de kararlı olacak. Bunu da tabii 1967 buhranında özellikle göreceğiz. Çünkü Yunanistan'daki bir juntanın yönetimi ele geçirmesinden sonra özellikle Kıbrıs'a yansıması olacak. Ve Rum Milli Muhafız Kuvvetleri Drifas'ın teşkilatlandırdı. Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde yine tetişe başlayacak. Tabii TBMM'nin burada kararlı tutumu ve İskenderun'da bir Türk donanmasının hazırlığı Yunanistan'ı bu şeyinden vazgeçecektir. 1967'de son olarak geçici Kıbrıs Türk yönetimi kurulmak zorunda kalacak ve başkanlığını Doktor Fazıl Küçük'ün başkan yardımcısı Rauf Denktaş'ın yaptığı zaruri bir durum haline gelecektir. Tabii burada rektör hocamızın da ifade ettiği gibi Rauf Denktaş bu dönemde biraz daha etkin hale gelecektir ve özellikle Türkiye'de sürgünde olması ve adaya gizli bir şekilde ulaşması ve yine adada gözaltına alınmasıyla gibi birçok durumun, birçok meselenin yaşandığı bir dönem olacaktır. Son olarak 1974 Barış Harekatı'na gelinen süreçte hakikaten Enosis düşüncesinin adadaki Türkleri bir tetiş politikası çerçevesinde hedef aldığı ve bir bakıma 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu hale getirdiğini söyleyebiliriz. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de Erol Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar Kıbrıs sorun tarihi gelişimini çok iyi bir şekilde ifade etmiş oldular. Tekrar teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs sorununun dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Ve bu dönüm noktasının tabii siyasi ayağı söz konusu. Ve bu siyasi ayağın ağırlık noktasını da meclis oluşturuyor. Dolayısıyla doçent doktor Mehmet Çakır hocamız da bize meclisteki gelişmeleri, o akşam meclis ne söyledi, tarihi bir oturumun politik hikayesi başlığı altında izah etmeye çalışacaklar. Buyurun hocam. Sayın rektörüm, kıymetli katılımcılar, mesai arkadaşlarım ve hocalarım, çok değerli Kıbrıs gazisi büyüklerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde konuyla ilgili olarak söz almış bulunmaktan açıkçası çok onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bana tanınan süre içerisinde biraz önce Alaaddin Hocam'ın da söylediği üzere Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı günden o ikindi akşamı 15.07'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturum çağrısıyla toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kayda geçen konuşmalar üzerinden bir konuşma planlıyorum.
Şöyle başlamak istiyorum. Zamanında hatırlıyorum, ilkokulda unutamadığımız bazı önemli anlar vardır. Bende de müsaade buyursanız paylaşmak isterim. Unutamadığım bir an var. Bir Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hocamız, tarihçi bir hocamız bize bak yaklaşık yarım saat boyunca bize bir ödev vermişti. Elinize bir kağıt alacaksınız. Kağıdın üzerine Türkiye'nin dostu olan ülkeleri tek tek yazacaksınız şeklinde ödev vermişti. Biz de heyecanlı olsak gerek çok iyi bir ödev teslim edeceğiz düşüncesiyle haritayı açıp Türkiye'nin etrafında bulunan bütün ülkeleri tek tek o kağıda yazmıştık. Tabii dersin sonunda da kulakları çınlasın hocamız bizim hepimizi fena bir şekilde haşlamıştı ve şu ifadeyi kullanmıştı. Siz bu yaşta böyle düşünüyor olabilirsiniz ama Türkiye'nin hiçbir zaman komşusu var, hiçbir zaman dost bir ülkesi, dost arkadaş bir ülkesi hiçbir zaman yok şeklinde bir ifade kullanmıştı. Böyle bir hatırayla başlamak istedim. Peki neden bu konu? Özellikle şunu ifade etmek isterim. Milli meselelerde gözümüz kulağımız her zaman bizim mecliste. Mecliste hangi partinin lideri, hangi partinin grup başkan vekili, hangi partinin grup başkan vekiline ya da liderine nasıl sataşacak, nasıl söz söyleyecek, nasıl işte lades edecek, nasıl zor durumda bırakacak şeklinde zaman zaman fanatik ya da popülist yaklaşımlarla meclis konuşmalarına eşlik ettiğimiz zamanlar oluyor. Kıbrıs Barış Harekatı için 20 Temmuz 1974 yılında saat 15.07'de toplanan, o gizli oturum çağrısıyla toplanan ki rahmetli merhum başbakan Necmettin Erbakan hocanın başbakan yardımcısı olarak gizli toplantı talebiyle toplanan meclisin esasında en temel farkı bu. Milli meseleler etrafında konuyu milli bir mesele olarak değerlendirip o olgunlukta bizlerin kendilerine yüklediğimiz, atalarımızın, büyüklerimizin kendilerine yüklediği misyonlar doğrultusunda milli bir meseleyi o sorumlulukla tartışmaları olmuştur. Belki de Kıbrıs Barış Harekatı'nın meclis ayağında en önemli sonuç belki de bizim açımızdan bu olmuştur. Biz de bunu en azından bu dönemki meclis tartışmalarını dinlerken bu değerlendirmeyi, bu kıyaslamayı yapalım düşüncesiyle paylaştım. Peki 1974 yılının Temmuz ayında Barış Harekatı'nın başladığı o günde genel olarak özetlemek gerekirse tarih olarak Erol hocamız çok iyi bir noktaya kadar getirdi. Açıkçası bu noktada benim de işimi kolaylaştırdı. 1974 Kıbrıs krizinin gelişim aşamalarını şöyle bir değerlendirelim. 15 Temmuz 1974 Rum yönetimi başkanı ve Rum halkının liderine karşı yapılan bir darbe. 17 Temmuz 1974 Başbakan Bülent Ecevit'in Londra ziyareti. 20 Temmuz 1974 Türkiye'nin erken saatlerde Kıbrıs'a barış harekatı düzenlemesi. 22 Temmuz 1974 birinci Cenevre toplantısının toplanması, bir araya gelinmesi, deklarasyon imzalanması. 25-30 Temmuz 1974'ten sonra 8-14 Ağustos 1974'te ikinci Cenevre toplantısının yapılması ve sonuç alınamaması. 14-16 Ağustos 1974'te 1. Askeri Harekat'ın tekrar devamı ve Kıbrıs'ın 3'te 1'lik kontrolü. 16 Ağustos 1974'te ise ateşkesin sağlanması ve krizin nispeten sonuçlandırılması şeklinde Kıbrıs krizini özetleyebiliriz tarihsel olarak. Peki bu kriz gerçekten 15 Temmuz 1974 yılında Rum yönetimine karşı yapılan darbeyle mi tırmandı? Buna dair tarihi olarak bilgiler bir önceki sunumda Erol hocamız tarafından paylaşıldı. Tabii ki hayır. Yani bu zamana kadar oldukça meselelerin olgunlaştığı bir süreci deneyimleyen Türkiye ve Rum yönetimi var. Özellikle 1963 ve 1964 yıllarında Makarios yönetimi, Kıbrıs doğumlu, biraz önce Erol hocam da söyledi, Georgios Grevas isimli bir albayın Kıbrıslı savaşçıların milli mücadele örgütü olarak nitelendirdiği EOKA, EOK olarak değerlendireceğimiz ve Enosis yanlısı Yunanlı Kıbrısların Türk toplumuna doğru, Türk toplumuna yönelik, orada yaşayan Türk vatandaşlara yönelik
ayrılıkçı ve şiddet eylemleri içeren politikaları neticesinde siyasi bir tehditle karşı karşıya olunduğu değerlendirildi ve bu şekilde Enosis politikaları bağlamında Makaryas yönetiminin ve kurulan bu örgütün faaliyetlerinin bu tür şiddet eylemleriyle devamı neticesinde 1960'lardan itibaren bu sorunların başlamaya, boy atmaya, olgunlaşmaya başladığını görmekteyiz. Rum yönetimi, hatta şu ek bilgi de vermek isterim. Albay bu EOK örgütünü kuruyor. Makaryas tabii Yunan hükümetinin beklentilerini karşılamaktan uzak. Yani Türkiye'nin çıkarlarına hareket ettiğini söylememiz mümkün değil ama Yunanistan'ın politikalarını uygulamaktan uzak bir yönetim anlayışı sergiliyor. Yani Enosis'i gerçekleştirmek anlamında biraz yavaş hareket ediyor. Yunan hükümeti tarafından bu şekilde değerlendiriliyor. Esasında tam da vereceğim bilgi bu noktada, Albay kurduğu örgütün başında bulunan Albay ülkeyi terk edip bu politikalar neticesinde Yunan darbesinin hayata geçirdiğini duyunca o tarihte tekrar Kıbrıs'a geri dönüyor. Ve orada da bu sefer EOKB olarak adlandırdığımız yeni bir örgüt kuruyor. Hatta Birleşmiş Milletler toplantısında 20 Temmuz'da Makaryas'ın Yunan gazetelerinde öldürüldüğü, dolayısıyla tamamıyla hükümetini kaybettiği gibi haberler yapılsa da Makaryas gizli bir şekilde kaçıp İngiltere'ye sığınıp Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan toplantıda EOKB olarak adlandırılan örgütü terör örgütü olarak değerlendirdiğinde görebiliyoruz. Nihayetinde Yunan hükümetinin beklentilerini karşılamaktan uzak Makaryas, Yunan hükümetinin başkanlık harekatı koduyla anonse ettiği ve Rum Milli Muhafız Kuvvetlerince yapılan darbe neticesinde görevden uzaklaştırılıyor. Bu bilgileri hatırlatmak sadece tekrar sizlere paylaştım. Dolayısıyla orada var olan sorunları çözmek, çünkü mevcut hükümetin, 37. hükümetin, yani koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi Bülent Ecevit Başbakanlığında, merhum Bülent Ecevit Başbakanlığında ve merhum Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcılığında kurulan 37. hükümetin önüne bir sorun olarak, bir kriz olarak bu sorun tekrar gündeme geliyor ki önceki dönemlerde de bu sorunun tekrar tekrar vuku bulduğu ve tekrar diğer garantör devletler vasıtasıyla bu sorunu çözmek, bu soruna ilişkin çözümlerin ötelendiği ve sorunun yuvarlanarak, katmerleşerek koalisyon hükümetinin önüne geldiği yorumunu yapabiliriz. Peki o gün 3. tarihin bir 3. tarihi olarak nitelendiriliyor. Birleşiminin 1. oturumunda ne gibi olaylar görüşüldü? Özellikle tezkereler karara bağlanması gerekiyor. Sınır ötesi operasyonla alakalı yetkiler verilmesi gerekiyor. Baktığımızda dış siyasi olayların meydana getirdiği şartları görüşmek üzere anayasanın 80. maddesi gereğince TBMM'nin birleşik olarak toplantıya davet edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi oylanacak. Bununla beraber Kıbrıs'a yapılan harekatın meydana getirmesi muhtemel ihtilatlar karşısında gerekliliği, sınırı ve miktarı hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi görüşecek. Bununla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesiyle alakalı gizli oturumdan alınan kararların aleniyete intikal ettirilebilmesi için açık oturum karar alınmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşülecek. Dördüncü olarak Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illeri sınırları içerisinde 20.07.1974 Cumartesi günü saat 07'den bir ay süreyle ilan edilecek sıkı yönetim hakkında Bakanlar Kurulu kararının onaylanması bu toplantıda görüşülmesi planlanıyor. Ve bahsettiğim şehirler üzerinden 14 ilde sıkı yönetimle ilgili gizli oturumda alınan kararların aleniyete intikal ettirilmesiyle alakalı açık oturum kararı alınmasına dönük Milli Savunma Bakanlığı'nın tezkeresiyle alakalı karar görüşülüp oylanacak. Peki o dönem mecliste söz isteyenler, o dönem o tarihi oturumda söz isteyip konuyla alakalı fikrini beyan eden isimler kimler, hatırlatmak maksadıyla paylaşıyorum. Açılış konuşmasını beklendiği üzere koalisyon hükümeti adına Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi hükümeti adına
Zonguldak milletvekili merhum Bülent Ecevit söz alacaktır ve uzun bir konuşma yapacaktır. Gene meclis tutanaklarına yansıdığı kadarıyla o gün esasında hüzünlü bir meclis karşımızda yok. Çünkü kararlı, dinamik, ne yaptığını bilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de bu gündemle bugüne hazırlayan bir meclis olduğu gene kayıtlara yansıdığı kadarıyla kararlı, dinamik, neşeli ve sürekli konuşmaların bol bol alkışlandığı bir akşam 20 Temmuz 1974 saat 15.07'de başlayan gizli oturumda. Daha sonra Demokratik Parti adına Genel Başkan Ferruh Bozbeyli merhum, daha sonra Kontenjan Grubu adına Grup Başkanı Nihat Erim, Milli Birlik Grubu adına Grup Başkanı Fahri Özdilek, Adalet Partisi Grubu adına Grup Genel Başkan Rahmetli Süleyman Demirel, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Genel Başkan Turhan Feyzoğlu, Milli Selamet Partisi adına Başkan Vekili Hasan Aksay, Cumhuriyet Halk Partisi adına da İstanbul Milletvekili Haluk Ülman söz almışlar ve kendileri konuyla alakalı meramlarını dile getirmişlerdir. Tek husus var, her konuşmacının coşkuyla alkışlandığı bu toplantıda söylenen, ikaz edilen ve ortaya konan ana fikir bütün konuşmacılarla aynıdır. Bir, Enosis'e engel olmak için Kıbrıs'ta kurulacak bir Türk devletinin gerekliliği. İki, bunun için ise Mehmetçiğin mutlak surette sınır ötesine bir operasyon düzenlenmesi. Bununla alakalı özellikle merhum Başbakan Necmettin Erbakan'la Genelkurmay Başkanı'nın görüşmelerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Neden bu operasyonun gerekliliğine dair de Başbakan ve o dönem Başbakan Yardımcısı olan benim Genelkurmay Başkanı'nın görüşmelerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Burada Londra ve Zürih anlaşmalarından ardından tarihsel olarak o bilgilerimizi tazelediğimizde garantör 3 devlet var Kıbrıs sorunuyla alakalı. Türkiye, Yunanistan ve karşımızda İngiltere. Tabii bu noktada birazdan meclis konuşmalarına da yansıyacağı üzere Yunanistan zaten olayın baş müsebbibi, yani arka tarafta darbeyi icra eden junta hükümeti olarak değerlendireceğimiz. Diğer tarafta İngiltere var. İngiltere dolayısıyla bir de Türkiye var. Hatta o dönemde rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın birazdan yine paylaşacağım üzere garantör devlet olarak İngiltere ile görüşmemizin gereksizliği üzerine koalisyon hükümeti arasında ayrılıkçı görüşlerde söz konusu. Garantörlüğü yerine götüremediği düşünüldüğü için zaten Yunanistan'la görüşme hiçbir zaman planlanmıyor. Doğrudan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı'yla ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk olarak Milli Selamet Partisi'nden beraber İngiltere'ye bir ziyarette bulunuyorlar. Bu konuyu çözmek maksadıyla, krizi yönetmek maksadıyla. Nihayetinde 17 Temmuz, 18 Temmuz'da Londra'da görüşmeler planlanıyor. Tabii bu görüşmelere de şifaen Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı düzeyinde de müdahaleler, katkılar ya da arabuluculuk teklifleri gibi hususlarda gene gündeme gelmiş meclis tutanaklarından anladığımız kadarıyla. Nihayetinde harekat oldukça gizli tutulmuş. Meclis oturumunun planlanması dahi harekatın başladığı saatlerden çok sonra değerlendirilmiş. Ve tabii bu konuda koalisyon hükümetinin diğer gruplardan aldığı eleştiriler de söz konusu. Başbakan Bülent Ecevit, merhum başbakan, kürsüye çıkıp bu durumla alakalı bir maruzat bildiriminde bulunuyor. Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu oturumunu bekleme olanağı bulamadan harekatı başlatmak zorunda kaldığımız için bizi anlayışla karşılayacağınızı ve hoş göreceğinizi umuyorum. Şüphesiz daha önce Yüce Meclis'e gelebilmek isterdik fakat hazırlıkların saklanamaz hale gelmesi karşısında ilk baskın etkisini kaybetme olanağını da düşünerek bu milli davada Yüce Meclis'in göstereceği anlayışa biz güvenlik şeklinde bu geç bilgilendirme konusunu nazik bir ifadeyle grupları bilgilendirerek aktarıyor merhum başbakan Bülent Ecevit. Tabii Rum yönetiminin darbeyle görevden alınması sonrası göreve gelen kişinin koyu bir enosisçi olduğu ve Türk soydaşlarımıza dönük yürütülen olumsuz bir kampanyanın önemli mimarları haline geldiği ve bunun bir parçası olması harekatın bir an önce başlamasını gerektirdiği konusunda gene
grupları teskin edecek cümleler kullanır koalisyon hükümeti yetkilileri. Nitekim başbakan bu durumu mecliste şöyle anlatır. Yeni yönetimin başına gelen kimse koyu bir Türk düşmanı ve koyu bir enosisçi. Kendisi böyle olduğu halde enosis iddiasını gütmez gibi görünür. Hatta zaman zaman enosis ilan etmeyeceklerini kendilerini etkilemeye çalışan yabancı devlet liderlerine ara sıra böyle hani tabir uygun ise formalite söylemlerle aktarırlar. Aslında enosis ilanını bile anlamsız kılacak bir durum yarattıklarını bile kendilerinin farkında olmadıklarını aktarır başbakan. Ortada fiilen iki Yunan hükümeti olacak. Şayet bu darbe başarılı olursa ve Türk hükümeti Kıbrıs'a girmezse karşımızda iki tane Yunan hükümeti olacak. Bir Yunanistan, iki Rum yönetimi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de Yunanlıların iki oyu olacak. Üçüncü dünyaya uzanmış olacaklar ve bu şekilde görünüşe göre enosis ilan etmemiş olarak Yunanistan çok daha geniş kapsamlı haklara da sahip olacaklar. Dolayısıyla biz de bu harekatı bir an önce başlatma kararı aldık ifadesini kullanan bir başbakan. Bugün bile zaman zaman bazı konularda sorunların yaşandığı Yunanistan devletinin tavrı her dönem olumsuz olarak görülmüş. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri biraz konuşmamın başında da aktardığım üzere o öğretmenimizin bize hangisi dost diye sorduğu hikaye üzere esasında gene biz nispi oranda sıfır sorun politikası üretmek için çabalasak da Yunanistan hükümetinin hiçbir zaman bu tavrı gütmediği fikri yaygındır. 1974 yılında dahi dillendirilen bir görüş olarak paylaşılır. Öyle ki Kıbrıs'ta yapılan darbe sonrasında Yunan rejimi Kıbrıs'a kök salacak ve sorun kalıcı hale maalesef dönüşecektir endişesi de vardır yetkililerde. Harekatın hızlı yapılıyor olmasının bir nedeni de budur. Türkiye'nin bir talihsizliği şudur ki diye başlayan bir ifadesi var merhum başbakanın. Bütün çevresi şimdi kendisinin dost bulunduğu ülkelerle çevrili. Dost olmadığı, bütün isteğine ve iyi niyetine rağmen dostluk kuramadığı bir ülke vardır. O da NATO müttefiki içerisinde bulunan Yunanistan'dır şeklinde bir ifadesini görebiliyoruz Bülent Ecevit'in. Gene harekat öncesinde İngiltere ile acil kod uyarısıyla bir temas kurulmak istenir. Ve bir an önce garantör ülkelerden olan İngiltere ile görüşüp bizi tekrar 1960'lı yıllarda İskenderun'dan gemiye bindirip geri göndermeleri gibi geri göndermesinler. Bir an önce biz bu harekatı başlatalım düşüncesiyle ve barışçıl yollarla bu işi çözelim niyetiyle İngiltere'den randevu talep edilir ve öğlene kalmaz randevu verilir. Acil koduyla Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Başbakan'ın, Bülent Ecevit'in, Oğuzhan Asiltürk'ün ve Dışişleri Bakanı Hasan Işık Beyefendi'nin katılımlarıyla bu görüşme gerçekleştirilir. Tabii burada garantör ülke olarak İngiltere'yi seçmelerinin en önemli nedeni de Bülent Ecevit'in ifadesiyle yani biz yarın Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere, Kıbrıs Rum yönetiminde kurulan yeni bir devleti pekala yasal sayabilir. Onlar için çünkü hem sınırları uzak hem bizim kadar sürekli sorun yaşayabilecek lokalizasyonları da yok. Dolayısıyla biz mutlaka bu işi barışçıl yollarla çözmek istiyorsak yanımızda garantör bir devletin meşruiyetini kazanmak zorundayız düşüncesiyle. Bu toplantıyı, bu acil kod uyarısıyla toplantıyı gerçekleştirmiştir. Nihayetinde her zamanki gibi günümüzde bizim çocuklarımızın hemen dahi hocam, süremiz biraz hemen hocam günümüzde bizim çocuklarımızın dahi alıştığı o bildiğimiz bilindik söylemler üretilir. İşte yaparsanız bu harekat icra edilirse ekonomik ambargolar, dünyanın tepkisini alma noktasında yaşayacağınız sıkıntılar, size verilecek silah ya da mühimmat parçalarıyla alakalı size yaptırımlar vesaire gibi göz korkutacak hususlar dile getirilir. Tabii bu noktada hükümet esasında çok kararlıdır. Çünkü ötelenen bir harekat fikri vardır. Dolayısıyla hükümet bir an önce bu işi bitirmek istemektedir. Bununla alakalı şöyle bir anı paylaşmak istiyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı'yla yaptığı bir görüşmede Başbakan Ecevit 18 Temmuz'da İngiltere'ye gidiyor. Garantörlüğümüz onlara bağlı, garantör bir ülke. Dolayısıyla bu fikri kabul etmeyen bir koalisyon var Milli Selamet Partisi adına Necmettin Erbakan Hoca. Dolayısıyla İngiltere'ye danışmak mecburiyetimizin olmadığı fikrini taşıyor kendileri. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Biz ne
kendiliğinden Sayın Ecevit'in gitmesini ısrar ettik ya da kendisi bu görüşmeyi bir an önce yapmak için ısrarcı oldu. Biz de sorunu büyütmemek adına kendilerini Oğuzhan Asil Türk Beyefendi'yi yanına eşlik etmesi üzerine görevlendirdik. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar ve Kuvvet Komutanları ile birlikte İngiltere'ye kendilerini uğurladık. Hocamızın hatıratı. Sonra Genelkurmay Başkanı benimle özel olarak görüşmek istedi. Biraz kenara gelip sizinle görüşebilir miyiz diye sordu. Oturduk. Süleyman Arif Bey de yanımızda. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları bana dedi ki, bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmış. Şu anda Makarios'un kuvvetleriyle mücadele ediyorlar. Birkaç gün içerisinde mücadele sona erecek ve Samson hakim olacak. Eğer çıkarmayı 3 gün sonra yaparsak çok daha büyük bir mukavemetle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Çok daha fazla zayiat veririz. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir dakika bile yoktur. Onlar da bizim temayülümüzü bildikleri ve bir an evvel harekete geçmek istedikleri için bu konuşmayı açtılar. Siz başbakan vekilisiniz. Biz ne yapacağız? Bakın eğer bize yine yürü der ve sonra geri dön emri verirseniz bir daha bu harekatı yapamayız. Yürü dediğiniz zaman sonuna kadar yürümek gerekir. Çünkü vaktiyle biz Sayın İnönü yürüyün dedi, gemilere bindirdi. Ondan sonra İskenderun'a çıkarttık askeri. Johnson mektup yazdı. Olmuyor, geri dönün dedi. Sayın Demirel gemilere bindirdi. 1967 ve 68'de de sonra tekrar Mersin'e geri döndük, gemiler boşalttırıldı. Biz iki defa askeri bindirip geri boşalttığımız için şimdi siz üçüncü seferinde gene bizi bindirir, gene boşaltırsanız dördüncü seferinde gerçek harekat yaptığımıza kimseyi inandıramayız. Onun için bu harekatı yapacaksak bize kesin emir verilmesi gerekiyor. Ben de dedim ki diye anlatıyor hoca, hükümet olarak şu anda hazır olun. Yürüyün desek ne yapacaksınız? Bizim kuvvetlerimizin bir kısmı İskenderun'da, bir kısmı Mersin'de. Bu askerleri bindirme yerine götürüp bindirme yapmamız için en az 2 gün lazım. Ondan sonra da çıkarma yapmamız için 3 gün. Bu 3 gün çok önemli. Ben başbakan vekiliyim. Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim diyor. Şunu düşündüm. Sayın Ecevit bu arada Londra'da temaslarını yaparken döndüğünde ne yapıp edip onu ikna edeceğiz. Böyle bir fikir var merhum başbakanla, başbakan yardımcısında o dönem için. Ve bu görev ifa edilecek. Bir şekilde ikna edeceğini düşüncesi var. Nitekim öyle de oldu. Hazırlandılar. Gemilere binecekleri sırada Sayın Ecevit'e döndü. Biz Genelkurmay ve kuvvet komutanlarımızla harekatı başlattık dedik. Ondan sonra Halk Partili arkadaşların da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Bu esnada rahmetli Kemal Kayacan Paşa'mız da hazır bekledi. Bunları Ecevit'e söylediğimiz zaman heyecanlandı. Peki nasıl olacak bu iş diye Kayacan Paşa'ya dedi ki bu iş nasıl olacak diye sordu. Kayacan Paşa da Sayın Başbakan ben Karadeniz çocuğuyum. Bir tek kayıkla bile bu adaya gider çıkarım. Onun için hiç tereddütünüz olmasın şeklinde bir mukabelede bulundu paşa. Ecevit de o zaman hadi o zaman bakanlar kurulunu toplayalım, bu kararı alalım dedi. Sonra sabaha kadar Halk Partili arkadaşlara cevap vere vere hepsinin imzasını gönül rızasıyla aldık. Ve mübarek bir cuma günü harekat başladı. Diyanet İşleri Başkanı Arif Emre Bey'i çağırdık. Dua etti. Biz de cuma namazını kıldık. Hatta merhum Erbakan Hoca'nın o gün bir esprisi var. Halk Partili arkadaşlar da herhalde başka bir camide kıldılar şeklinde. Bu dönemde tabii İngiliz Dışişleri Bakanı Sisko, Amerikan Dışişleri Başkanı Kissinger ve Yunan hükümeti, Rum hükümeti yetkilileri bütün yolları, bütün çareleri deneme arzusunda olmasalar da Türk hükümeti onlarla barışçıl ve diplomatik yolların sonuna kadar aralması noktasında beyanatlarının olduğunu gene meclis konuşmalarından görebiliyoruz. Sonra bütün gruplar bu konuşmayı uzun süre alkışladılar. Biraz önce konuşmamın başında da bu milli meselelerde beraber olabilmeyi bir iki fotoğraf değerlendirirsek o dönemin fotoğrafının çok daha bu tür meselelerde bir arada olduğumuz noktasında bize fikir verdiği yorumunu yapacağım. Bu uzun konuşmanın ardından alkışlarla beraber Demokratik Parti Milletvekili merhum Ferruh Bozbeyli ise çok çarpıcı bir sözle harekata destek verdiğini anlatır. İnanıyoruz ki Türk milleti 50 yıldan beri kendi ordusuna yedirdiği ekmeği bir kere daha helal etmenin bahtiyarlığını duymaktadır şeklinde ifadeleri söz konusu. Merhum Fahri Özdilek söz alır ve genel hükümeti destekleyen, koalisyon hükümetinin kararını destekleyen, bugün başka konuları konuşmaya gerek yok, bugün tek konumuz Kıbrıs'tır diyen konuşmalarla
hükümete, koalisyon hükümetine tam destekliğini açıklamıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in konuşmasından kısa bir kesit paylaşmak isterim. Esasında Kıbrıs davası ne Türkiye için bir toprak davasıdır, ne de sadece Kıbrıs'ta yaşayan 150 bin soydaşımızın güvenliği davasıdır. Bunları aşan çok büyük bir davadır. Bu şekilde bir beyanatına rastlıyoruz. Konu üzerine söylenecek bir sürü söz var ama bugün yeri ve zamanı değil şeklinde merhum Cumhurbaşkanı'nın da sözlerini, ifadelerini görebiliyoruz. Milli Selamet Partisi adına söz alan Adana Milletvekili Hasan Aksay Beyefendi'nin de hükümet ortaklarıyla aldıkları kararı destekledikleri, gönülden destekledikleri noktasında da beyanatlarını meclis konuşmalarından görebiliyoruz. Görüldüğü üzere TBMM ulusal bütünlüğü ve soydaşlarımızı tehdit eden bir kriz karşısında tek vücut haline durmayı bilmiş, milli meselelerin siyasi olarak siyasi rantlara kurban edilemeyeceğinin bir örneğini bütün herkese göstermiştir. Süleyman Demirel'in biz olma bilincini hatırlattığı bir sözü var meclis konuşmasında gene. Belki bunu tam hatırlatmanın da bir zamanıdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi milli meseleler karşısında Türkiye'nin güçlüklerle, zor ve çetin sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman nasıl bir kalp gibi hareket edilmesi lazım geldiğinin, nasıl bir kalp gibi atması lazım geldiği fırsatıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli meseleler karşısında bütün iç çekişmelerini kenara bırakıp cihan-ı aleme tek vücut halinde hareket ettiği takdirde bu aynı zamanda milletimizin de milli meseleler karşısında yek vücut olduğunun da ispatıdır, işaretidir demiştir. Biz olma bilinci demişken bitiriyorum sayın hocalarım. Sözlerimi rahmetli Doğan Cüceloğlu hocanın biz olma bilinciyle alakalı tespitiyle bitirmek istiyorum. Can hem bağımsız olmak ister hem de ait olmak. Bağımsız olmak isteyenler ben merkezli yani egoist. Ait olmak isteyenler de sen merkezli yani diğerleri tarafından yönetilen. Sen merkezli insan olarak yetişir. İkisi arasındaki denge de biz olma bilinciyle kurulabilir şekilde güzel bir tespiti var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın planlanmasından icrasına kadar emeği geçen bütün herkese ismini anamadığımız, hatırlayamadığımız, bilemediğimiz, duyamadığımız o gizli kahramanlarımızın tamamına şükranlarımızı arz ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, çok kıymetli gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ben Deniz'de sizlere nacizane Kıbrıs Barış Harekatı ve önemi hakkında bazı hususları açıklamaya çalışacağım. Ve konuşmam esnasında çok bilinen bir yanlışı yine dile getirmeye çalışacağım. Ve aynı zamanda çok az bilinen bir hususu da ifade etmeye çalışacağım bu Kıbrıs konusunda. Başlarken öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs malum Doğu Akdeniz'de doğal bir uçak gemisi olarak nitelendiriliyor. Türkiye için stratejik açıdan çok önemli bir yer ve Türkiye'den kopmuş bir parça olarak kabul ediliyor. Ve Anadolu'dan ayrı düşünülmesi de mümkün değil. Orada yaşayan soydaşlarımız söz konusu. Dolayısıyla Türkiye için Kıbrıs milli bir davadır. Ve sayın hocalarımız da ifade ettiler. Kıbrıs Barış Harekatı niçin yapılmıştır dediğimizde ilk akla gelen sebep elbette ki Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan destekli uğramış oldukları zulümdür. Yani bunu kısaca bu şekilde ifade edelim. Bu olumsuzlukları sonlandırmak ve oradaki Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için bu harekat gerçekleştirilmiştir. Yine Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği en kapsamlı dış harekattır. Dolayısıyla harekatın kararlaştırılması ve icrasında tabii olarak siyasetin ve siyasetçilerin etkin rolü olmuştur. Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet ve meclis harekatın yapılmasında karar mekanizmasını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 37. hükümeti Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılması için bir siyasi irade ortaya koymuştur. Ve bu hükümet, hocamın da ifade ettiği gibi 26 Ocak 1974 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi arasında kurulmuş bir koalisyon hükümetidir.
Ve 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Barış Harekatı'nı bu hükümet başlatmıştır. Adada yaşanan acı olaylar dayanılmaz hale gelince bu karar alınmıştır. Karar alınmakla kalınmayıp uygulanmış ve sonuca ulaşılmıştır. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında yine genel başkan olarak malum Bülent Ecevit, Milli Selamet Partisi'nin başında ise Profesör Doktor Necmettin Erbakan bulunmuştur. Başbakan Ecevit ve yardımcısı Erbakan bu süreçte uyumlu çalışmışlardır. Ecevit ve Erbakan'ın Batı'ya bakış açıları önceki liderlerden farklı olmuştur. Türkiye'deki bu değişimin rüzgarı Ankara'nın Kıbrıs politikasına da yansımıştır. Ancak iki farklı siyasi partiyi ve siyasi düşünceyi temsil ettiklerinden aralarında doğal olarak görüş ayrılıkları yaşanmıştır ya da yorum ve yaklaşım farklılıkları olmuştur. Mesela Kıbrıs'ta darbe gündeme geldiğinde Erbakan, Ecevit'in o günlerde Amerika ile yaşanan krizden dolayı haşhaş bölgesi olarak nitelendirilen Afyon ve Denizli'ye ve bilahare İngiltere'ye gitmemesinin daha münasip olacağını ifade etmiştir. Ve Erbakan vakit geçirmeden Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmasını savunurken Ecevit ise savaşı son çare olarak görmüş, önce diplomasiyi kullanmak istemiştir. Ve Başbakan Ecevit garantör ülkelerden biri olan İngiltere ile birlikte hareketi gerçekleştirmek, İngiltere'nin Kıbrıs'taki üs ve imkanlarından yararlanmak için görüşmeler yapmak üzere 17 Temmuz 1974 günü Londra'ya gittiğinde uçağı daha Etimesgut Havaalanı'ndan yeni kalkmışken Başbakan Vekili Erbakan Milli Güvenlik Kurulu'nu acil koduyla toplantıya çağırmıştır. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ederken ve itirazlar gelirken Erbakan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a harekatın hazırlığının başlatılması emrini vermiştir. Böylece hem diplomasi hem de askeri hazırlıklar birlikte yürümüştür. Ecevit, 18 Temmuz 1974 akşamı Ankara'ya döndüğünde alınan kararı desteklemiştir. Necmettin Erbakan'ın böyle davranmasında Kıbrıs'ta yaşanan şartlar etkili olmuştur. Zira başta Genelkurmay Başkanı Semih Sancar olmak üzere kuvvet komutanları Kıbrıs'a, hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi, eğer müdahale edilecekse bir an önce ve zaman kaybetmeksizin bunun yapılması gerektiğini bizzat Necmettin Erbakan'a iletmişlerdir. Erbakan da Türkiye'nin garantör ülke olduğunu ve İngiltere'nin garantörlüğünün Türkiye'nin garantörlüğünü bağlamadığını düşünerek Türkiye'nin zamanında ve tek başına bu harekatı yapmasına inanmış ve bunun için gerekli adımları atmıştır. Özellikle Semih Sancar'ın Necmettin Erbakan'a yakınlık duyduğu ve hükümetin Milli Selamet Partisi kanadıyla diyaloğunun iyi olduğu gelişmelerden anlaşılmaktadır. Başbakan Ecevit Londra'dayken hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni birleşik toplantıya çağırmıştır. Bu toplantının yapılmasında da Erbakan'ın katkısı büyüktür. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün onaylamasıyla meclis ve senato birleşik toplantı için 18 Temmuz 1974 günü bir araya gelmiştir. Hocamın bahsettiği meclis toplantısı 20 Temmuz, asıl kararın alındığı toplantı, onun öncesinde 18 Temmuz'da da böyle bir toplantının daha yapıldığını görüyoruz. Birleşik bir toplantı, yani o zaman malum bir senato da söz konusu, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem senato ortak toplanıyor ve bu toplantı sırasında Necmettin Erbakan, Başbakan Vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şu tezkereyi sunarak gizli görüşme önerisinde bulunmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığı'na dış siyasi olayların meydana getirdiği şartları görüşmek üzere olağanüstü toplanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki konuların görüşülmesinin gizli oturumda yapılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İş Düzüğü'nün 28. ve Millet Meclisi İş Düzüğü'nün 71. maddeleri gereğince arz ve teklif ederim. Saygılarımla Başbakan Vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan imzasıyla böyle bir tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuyor. Bu tezkere oylamaya sunuluyor ve mecliste kabul ediliyor. Ve toplantının gizli yapılması hükme bağlanmıştır. Necmettin Erbakan burada Konya Milletvekili olarak hükümet adına izahatta bulunmak üzere kürsüye gelmiş ve bir konuşma yapmış. Ve 18 Temmuz 1974 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli celse zabıtlarından aldığımız bu konuşmaya göre Erbakan'ın Kıbrıs konusundaki görüş ve düşünceleri şöyle ifade edilebilir. Yani bu konuşmayı doğrudan vermeyeceğim ama oradan tespitlerimiz şu. Erbakan'a göre Kıbrıs meselesi
mahiyeti, şümulü, neticeleri bakımından yalnız o gün Kıbrıs'ta yaşayan 120 binden fazla soydaşımızın değil, aynı zamanda bütün Türk milletinin emniyetini ve hayatı menfaatlerini ilgilendirmektedir. Yani sadece Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin sorunu değil, bütün Türk milletinin sorunudur, diyor. Yine Yunan subaylarının yönetimindeki Kıbrıs Milli Muhafızları 15 Temmuz 74 tarihinde gerçekleştirdikleri bir darbeyle Kıbrıs'ın Rum kesimlerinde idareye el koymuşlardır. Bu darbeyi diğer ülkelerde rastlanan darbelere benzetmek vahim bir hata olur. Bu darbe Londra ve Zürih anlaşmalarına ve 1960 yılında Kıbrıs'ta kabul edilen anayasaya ve Kıbrıs'ta teessüs etmiş olan bölgenin güvenliği bakımından büyük önem taşıyan kuvvetler dengesine son vermeyi amaçlayan bir teşebbüstür. Yani Kıbrıs'ta yapılan işin bugüne kadar yapılandan farklı olduğunu da yine ifade etmiş, fark etmiş olduğunu görüyoruz. Devam ediyor o konuşmasında. Kıbrıs'ta gerçekleştirilen darbenin Yunan hükümeti tarafından planlandığını söylüyor. Yine Kıbrıs'taki Yunan alayı bu işin içinde yer almıştır. Darbe Kıbrıs'a dışarıdan yapılan bir müdahaledir. Makarios tarafından Yunanistan Devlet Başkanı'na gönderilen mektup ile Makarios'un darbeden sonra gizli radyo istasyonundan yaptığı konuşmalar ve Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma, darbenin Yunanistan tarafından planlanıp Yunan subaylarınca uygulandığını ortaya koymaktadır. Bu tespiti de yapıyor. Anlaşmaların ihlalinden doğan bu mesele Kıbrıs'ı olduğu kadar bu anlaşmaların imzacısı ve garantörü olan Türkiye'yi de hayati şekilde ilgilendirmektedir. Yani bu bizim meselemizdir. Bunun dışında kalamayız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kıbrıs'ta tehlikeli bir şekilde bozulmuş olan kuvvet dengesinin iadesi ve Türk toplumunun hak ve menfaatleriyle can ve mal güvenliğinin korunması ve Kıbrıs'ın darbe vurulmuş olan bağımsızlığına yeniden kavuşturulması için garantör devletlerden biri sıfatıyla garanti anlaşması gereğince harekete geçmesinden tabii bir şey olamaz. Darbeyi yaptıran Yunan hükümetidir. Diğer garantör olan İngiltere ile istişare yapabiliriz ama Yunanistan'la istişare yapmamız gerekmez. İstişarelerden sonuç çıkmazsa Türkiye'nin anlaşmalardan doğan hakları saklıdır. Kıbrıs konusu milli bir davadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dışarıda olduğu gibi içeride de bütün muhataplarıyla bu konuyu istişare etmekte yarar görmektedir. Konu işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, NATO Konseyi'nde görüşülmüştür. Batı blokuna, Doğu blokuna, tarafsızlar camiasına mensup pek çok ülke Kıbrıs'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bu hareketi kınamıştır. Yani dışarıdan da az da olsa bir destek olduğunu meclise ifade ediyor. Yine bu darbenin ilk aşamada Rum hükümetinin enosisi ilan etmeye bileceğini söylüyor. Bunun aslında gizli bir enosis olduğunu, yani de facto yani gerçek fiili anlamda enosisin gerçekleşmek üzere olduğunu ifade ediyor. Yunanistan'ın bu enosisi resmi olarak ilan etmemesinin kendisine bağlantısızlar grubunda bir takım faydalar getirebileceğini ifade ediyor. Yine Amerika, Rusya, NATO'nun bu durumu aslında tasvip etmediklerini ifade etmiş. Yine bu konuşmasında bugün Kıbrıs'taki Türk toplumunun hak ve menfaatleri olduğu kadar Türkiye'nin de yüksek menfaatlerinin ciddi bir tehdit altında olduğunu söylemiş ve parti ayrımı gözetmeksizin birlik beraberlik içerisinde bu davaya hep birlikte eğilmek gerektiğini vurgulamış ve kısa sürede ciddi kararlar almak gerekebilir demiştir. Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da cereyan eden olaylar hükümetimiz tarafından dikkatle incelenmektedir şeklinde bir ifadesi var. Bu olayların her gerektirdiği anda hükümetimizin üzerimize düşen milli vazifeyi ifa edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın demiş. Ve son olarak da garantör ülke İngiltere ile yapılan görüşmelerin sonuçlanması ve içeride partilerin kendi fikirlerini olgunlaştırmaları bakımından Kıbrıs konusundaki görüşmenin 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü yapılması hükümetimizce uygun görülmektedir şeklinde konuşmasını bitirmiş. Mehmet Hocam'ın ifade ettiği 20 Temmuz'da bu görüşme mecliste gerçekleşmiştir. Erbakan 18 Temmuz 1974 tarihinde meclise sunduğu tezkerede meclisten yetki istenmesine yönelik talebin 20 Temmuz'da görüşülmesini istemiştir. Burada maksat Ecevit'in temaslarının sonucunu görmek ve başbakanın yurda dönmesini beklemek olabilir. Zira Ecevit meclisin bu oturumundan sonra 18 Temmuz akşamı yurda dönmüştür. Ancak uygulamada 20 Temmuz sabahı Kıbrıs Barış Harekatı başlatılmış, meclis öğleden sonra toplanıp yetkiyi vermiştir. Önce harekatın başlatılması, sonra yetkinin alınması, harekatın güvenliği açısından düşünülmüş bir tedbir olmalıdır.
Efendim Başbakan Ecevit o gün yani 20 Temmuz 1974 günü yaptığı açıklamada Kıbrıs'a barış için gidildiğini, Türkiye'nin orada dökülen kanı durdurmak amacıyla uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullandığını söylemiştir. Ve Kıbrıs toplumunun can ve mal güvenliğini garanti altına almak için bu harekatın başlatıldığını ilan etmiştir. O gün mecliste yapılan gizli görüşmede Başbakan Ecevit ve diğer parti liderleri ve bazı milletvekilleri konuyla ilgili görüşlerini sunmuşlardır. Yine Milli Selamet Partisi'nin görüşlerinde İstanbul Milletvekili Hasan Aksay açıklamıştır. Bu görüşlerle ilgili hocam detaylı açıklamaları yaptı zaten. Mecliste görüşme başlamadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 sabahı Girne kıyılarına çıkarma yapmıştır. 5 muhrip, 4 denizaltı, 5 koruma hücum botu ve 31 çıkarma gemisiyle ilk olarak yaklaşık 2000 asker karaya çıkarılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar vasıtasıyla Lefkoşa-Girne yolu üzerinde ve Gönyeli bölgesinde hava indirme harekatı gerçekleştirilmiştir. Bu sırada Türk jetleri de belirlenen Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait hedefleri vurmuştur. Hem deniz yoluyla karaya çıkan hem de paraşütle indirilen kuvvetlerimize karşı Yunanistan destekli Rumlar tarafından saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılara Türk ordusu kahramanca karşı koymuş ve saldırılar püskürtülmüştür. Fiziki bir engel olarak askerlerimizin karşısına çıkan Beş Parmak Dağları'nda olağanüstü bir mücadele verilmiştir. Bu harekatla Rumlar beklemedikleri yer ve zamanda baskına uğramıştır. Yani özellikle mecliste görüşmelerin aksatılması da Rumların gafil avlanmasına sebep olmuş diyebiliriz. Harekatın ilk günü yaklaşık 5000-6000 civarında askerin karaya çıkışı gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile birlikte bu sayı 10.000'i aşmıştır. Harekatın ilk günü Hava Pilot Üsteğmen İlker Carter, yerden açılan uçak savar ateşi sonucu düşürülen uçağında şehit olmuştur. Harekatın ikinci gününde Rumların saldırısı sonucu Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan şehit düşmüştür. O gün Hava ve Deniz Kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı Yunan gemisi zannedilen Kocatepe savaş gemisi batırılmıştır. Bu olayda toplam 54 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Benzer bir durumun Rumlar tarafında da gerçekleştiği söyleniyor. Onlar da Lefkoşa havaalanına inmek isteyen Yunan uçaklarını Türk uçakları zannederek ateş açtıkları ifade ediliyor. Harekatın 3. gününde 22 Temmuz 1974'te 39. Piyade Tümeni'nin adaya gelmesiyle Türk ordusunun gücü daha da artmıştır. Girne Kalesi ele geçirilmiştir ve Türk ordusu Kıbrıs adasının %7'sinde kontrolü sağlamıştır. Harekatın başarıyla yürütüldüğü sırada Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in isteğiyle 22 Temmuz 1974 akşamı ateşkes kararı alınıp uygulamaya konulmuştur. Ateşkes ilanıyla birlikte Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları 25 Temmuz 1974 tarihinde Cenevre'de bir araya gelmiştir. Birinci Cenevre Konferansı'nın sonunda 30 Temmuz 1974'te Cenevre Deklarasyonu kabul edilerek imzalanmıştır. Buna göre adada bir güvenlik bölgesi kurulacak, Rum ve Yunan işgalindeki Türk bölgeleri derhal boşaltılacak, esir askeri ve sivil personel mübadele edilecek, değiştirilecek veya serbest bırakılacak, anayasaya uygun bir hükümet tekrar kurulacak, Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki otonom idarenin varlığı kabul edilecek. İkinci konferans 8 Ağustos 1974'te Cenevre'de toplanacak. Ama yaşanan süreçte bunların hiçbirisi olmamıştır, hiçbiri gerçekleşmemiştir. Ve böyle bir ortamda ikinci Cenevre Konferansı toplanmıştır. İkinci Cenevre Konferansı'ndan da bir sonuç alınamayacağının anlaşılması üzerine meşhur Ayşe tatile çıksın parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci harekatı başlamıştır. Başlarken konuşmama çok bilinen bir yanlıştan bahsedeceğimi ifade etmiştim. Genel kanı şudur, işte zannediliyor ki Ecevit Londra'dayken Türkiye'ye Ayşe tatile çıksın şeklinde bir mesaj verdi ve harekat böyle başladı. Ama gerçek öyle değil. Bu parola ikinci harekatın başlaması için gerçekleştirilmiştir. İkinci Cenevre görüşmelerini Amerika ve İngiltere organize etmiştir. Onlar güya çatışmaları durdurmak için Türkiye ve Yunanistan'ın temsilcilerini Cenevre'ye çağırmıştır. Fakat bu ülkeler sorunu Türk toplumunun aleyhine çözmek istemiştir. Türkiye adadaki bütün Türklerin güvenliğini sağlamak isterken Yunanistan Türkiye'nin adadan çıkmasını istemiştir. Türk köyleri tehdit altında kalmıştır. Ya anlaşma sağlanacak ya da harekat devam edecektir.
Görüşmelerden sonuç çıkmayacağını anlayan Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Ankara'yı aramış ve Başbakan Bülent Ecevit'e Ayşe tatile çıkabilir demiştir. Mağlup olduğu üzere Ayşe Turan Güneş'in kızının adıdır. Bu şifreli ifade harekatın yeniden başlatılması gereğini vurgulamak için söylenmiştir. Bu bir anda ortaya çıkmış bir durum değildir. Başbakan Ecevit ve Dışişleri Bakanı Turan Güneş daha önceden bu konuyu konuşmuşlar ve telefonların dinlenmesinden dolayı bu şifreyi oluşturmuşlardı. Bu şifreyi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar da biliyordu. Yani o konuşmada Semih Sancar da bulunuyordu. Görüşmeler çıkmaza girince de şifre kullanmıştır. Ecevit de Sancar'a telefonu açarak Ayşe tatile çıkabilir demiştir. Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri bu şifreli emirle 14 Ağustos 1974 sabahı Kıbrıs'ta ikinci harekatı başlatmıştır. Birinci harekat süresince Türkiye Kıbrıs'a 40 bin kişilik bir askeri kuvvet ve 300 tank göndermeyi başarmıştır. Ayrıca muhtemel bir Türk-Yunan savaşı içinde hazırlıklar yapılmıştır ve Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması ikinci harekatın gerekçesi olmuştur. Türk ordusu bu harekatla birlikte Girne'den Magosa'ya doğru ilerlemiştir. Ve 15 Ağustos 1974 günü Magosa'nın kuzeyindeki Boğaz ele geçirilmiştir. Maraş kurtarılmıştır. 16 Ağustos 1974 günü de Karpas Yarımadası güvenlik altına alınmıştır. Güzelyurt, Lefke ve Yeşilırmak ele geçirilmiştir. İkinci Barış Harekatı 16 Ağustos 1974 akşamı saat 19'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak ateşkesi kabul etmesiyle sona ermiştir. Yeşil hat oluşturulmuştur. Askerlerin de olmazsa olmaz dedikleri gelişme budur. Yani orada Türk ordusunun savunma yapabilmesi için bu hatta mutlaka ulaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu da gerçekleştirilmiştir. Efendim sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Türkiye bir ay içerisinde gerçekleştirdiği birinci ve ikinci barış harekatlarıyla Magosa-Lefkoşa çizgisine ulaşarak adanın %38'ini kontrol altına almış ve adadaki Türkler için güvenli bir bölge oluşturulmuştur. Harekatın sonlandırılması hususunda hükümet ortakları arasında bazı farklı düşünceler söz konusu olmuştur. Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan, askerlerin de olmazsa olmaz diye nitelendirdikleri yeşil hattın alınmasını desteklemekle birlikte Kıbrıs'a yapılan bir sefer sırasında Larnaka'da Tuz Gölü civarında atından düşerek vefat eden Peygamberimizin halası Ümmü Haram Hala Sultan'ın mezarının bulunduğu bölgenin de alınmasını arzu etmiş, hatta gerekirse Kıbrıs'ın tamamının alınmasından yana olduklarını da söylemiştir. Burada yine başta belirttiğim çok az bilinen bir hususun da bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Demek ki Kıbrıs'ta Peygamberimizin halası ve aynı zamanda süt annesi olduğu da söyleniyor. Hala Sultan'ın mezarı bugün maalesef Rum kesiminde kalmıştır. Yine burada isterseniz Arif Nihat Asya'nın bir rubayesini de sizlerle paylaşmak istiyorum bu konuda. Şunu yazmış rahmetli, Hala Sultan diye başlıyor. Rengim dedi yok sedefte mercanda benim, heykelde, resimde, seste, destanda benim. Hoşsun, iyisin belki dedim Afrodite, lakin yüce gönlüm Hala Sultan'da benim şeklinde böyle bir rubayeyle bu hususu veya Hala Sultan'ı ölümsüzleştirmiş. Arif Nihat Asya'yı da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Yine şunu söyleyebiliriz harekatla ilgili olarak. Türk ordusu iki aşamada gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaklaşık 500 civarında şehit vermiş. Kaynaklar öyle diyor. Biraz önce Sayın Kazimiz de ifade ettiler. 35 subay, 41 assubay, 421 erbaş ve er ile bir sivil işçi olmak üzere 498 sayısı söz konusu. 550 askerin de yaralandığı biliniyor. Kıbrıs Türk toplumunda 70'i mücahit olmak üzere 340 şehit ve 1200 civarında yaralı söz konusu. Yunanistan ve Rum kesiminin kaybı ise 4000 ölü ve 12000 yaralı şeklindedir. Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs'taki Türk toplumu yok olmaktan, haritadan silinmekten kurtulmuştur. Kendisine ait olan vatan topraklarına kavuşmuştur. Başbakanlığını Bülent Ecevit'in yaptığı 37. hükümette Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden gerekse Milli Selamet Partisi'nden Deniz Baykal, Önder Sav, Turan Güneş, Mustafa Üstündağ, Ali Topuz, Süleyman Arif Emre, Oğuzhan Asiltürk,
Şevket Kazan, Korkut Özal, Fehim Adak gibi pek çok ünlü isim bu hükümete bakan olarak bu hükümette bulunmuştur. Hükümetin Milli Selamet Partisi kanadını oluşturan bakanların tamamı, CHP'li bakanların ise üçü Kıbrıs Barış Harekatı'na tam destek verirken, CHP'li bazı bakanlar çekimser kalmışlardır. Başbakan Ecevit'in de bu konuda temkinli davrandığı bilinmektedir. Hatta 37. hükümette devlet bakanı olarak görev yapmış olan Süleyman Arif Emre'ye göre Ecevit de çekimser kalmıştır. Ve Necmettin Erbakan'a göre de Cumhuriyet Halk Partili bakanlar kendileri tarafından ikna edilerek imzaları alınmıştır. Hocam da hatırattan bahsederken yine bu konuya değinmişti. 26 Ocak 1974 tarihinde kurulan hükümet 17 Kasım 1974 tarihine kadar vazife başında kalmıştır. Başbakan Ecevit'in istifasıyla bu hükümet son bulmuştur. Bu hükümet Ecevit'in kurduğu ilk hükümet olması bakımından da önem taşımaktadır. Farklı siyasi düşünceye sahip iki partinin bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı en kapsamlı sınır dışı harekatı gerçekleştiren hükümet olması da yine takdire şayandır. Kıbrıs'ta uğradığı hezimetin etkisiyle Yunanistan 1974'te NATO'nun askeri kanadından çekilmiştir. Amerika 1975 Şubat ayında Türkiye'ye ambargo kararı almıştır. Türkiye ise Amerika'nın Türkiye'deki üsleri kullanmasına sınırlama getirmiştir. 1978'e kadar süren ambargo, Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisini kurmak ve geliştirmek zorunda olduğunu ortaya koymuştur. Kıbrıs Barış Harekatı ile ada iki toplumlu ve iki kesimli bir hal almıştır. Ancak 1975'te kurulan Türk Federe Devleti'nin başkanı Rauf Denktaş, 1974'ten 1983'e kadar iki kesimli ve iki toplumlu bu yapıyı kabul ettirmeye çalışmışsa da bu yolda ilerleme sağlanamamıştır. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi hep Türkleri yok sayan bir planı savunmuştur. Karşı taraf bu düşüncede olduğu için yapılan görüşmelerde sonuçsuz kalmıştır. 17 Haziran 1983'te Kıbrıs Türk Federe Meclisi, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkını ilan etmiştir. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Birleşmiş Milletler bu devletin varlığını tanımamıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti kavramı Birleşmiş Milletler'de de kabul görmüştür. Birleşmiş Milletler adadaki bütün yabancı güçlerin çekilmesini ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adaya egemen olmasını istemiştir. 24 Nisan 2004'te Annan Planı çerçevesinde yapılan referandumda Kıbrıs Türk halkı iki kesimin birleşmesini kabul ederken Rum tarafı bu planı reddetmiştir. 1 Mayıs 2004'te Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Bundan sonra Türkiye Kıbrıs ile kanaatimce daha çok ilgilenmeli, iletişim kanalları geliştirilmeli ve 20 Temmuz Milli Bayram ilan edilmelidir. Kıbrıs davası ve Kıbrıs'ın önemi genç nesillere daha çok anlatılmalı ve kavratılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden taviz verilmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Saygılarımı, teşekkür ederim. Kıymetli hocalarımıza vermiş oldukları bilgiler ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli misafirler, kıymetli izleyiciler, programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.